Evet çocuklar, merhabalar, dersimize hoş geldiniz. Geçen hafta hangi konuya değinmiştik biz? Evet, metin türlerinden bahsetmiş, bununla ilgili metin okumuş, metinle ilgili de sorular çözmüştük, öyle değil mi? Evet, hadi gelin şimdi etkinlikler yapalım, bazı etkinlikler daha çözelim. Hazır mısınız, başlayalım mı? Hadi o zaman gelin başlayalım. O halde devam edelim. Okuyorum ben. Siz de bana eşlik edersiniz. Aşağıda verilen metinlerin türlerini vagonların altına yazınız demiş. Burada verilen metinler ve bunun hangi metin türü olduğunu bizden bulmamız istenmiş ve vagonların altına yazmamız istenmiş. Hadi gelin bakalım yapalım. Peki ilk önce metin türlerinden geçen hafta bahsettiğimi söylemiştim. Peki bunu hatırlayan var mı? Bir üstünden geçelim mi? Ne dersiniz? Hadi gelin bir hatırlatma yapalım size. Metin türleri 3 tane olduğundan bahsetmiştik zaten. Bunu tekrar edelim. Metin türleri 3'e ayrılır. Birincisi hikaye edici metin, ikincisi bilgilendirici metin, üçüncüsü ise şiirlerdir. Hatırladınız mı? Tamam, o halde devam edebiliriz. Ben şimdi buradaki yazılan metinleri okuyacağım. Siz de kafanızda canlandırın. Başlıyorum. Akşam olmuştu. Ayten ile Kemal yavaşça su kuyusunun yanına yaklaştı. Etrafa baktılar. Kimsecikler yoktu. Kuyunun içine sarkan bir ip gördüler. İp kalın ve sağlamdı. İpe tutunarak su kuyusuna inmeye karar verdiler diye devam eden bir metin var burada. Bu metnin hangi türü olduğunu bulacağız ve vagonların altına yazacağız. Peki sizce bu metin hangi metin türüne girer? Kafalarınızda bir canlandırdınız mı? Bir düşünce oluştu mu? Peki ben bir size soru sorayım. Bu metin bilgilendirici metin midir? Düşünün bakalım. Hayır, değildir, değil mi? Peki neden olduğunu da söyleyelim, hadi gelin. Bilgilendirici metin nasıl bir şeydi? Bilgilendirici metinin amacı karşı tarafı amaç doğrultusunda bilgilendirmekti. Peki burada bir bilgilendirme amacı var mı? Hayır, yok. Ayten ile Kemal'den bahsediyor. Su kuyusunun yanına yaklaşıp içine sarkan bir ip görmesi olayından bahsediyor bu metin. Peki bu metin hangi metin türüne girer? Evet, doğru bildiniz. Hikaye edici metin türüne girer. Bir sonraki metnimize geçelim o halde. Ben okumaya başlıyorum. Duyu organlarımız 5 tanedir. Bunlar göz, kulak, burun, dil ve deridir. İnsanlar bu duyu organları ile çevreyi algılar ve ona göre davranırlar diye devam eden bir metin verilmiş. Peki sizce bu metin hangi metin türüne girer? Bu aslında kolay. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Düşünün bakalım. Cevapları alalım. Evet, bilgilendirici metin türüne girer. Az önce de bahsetmiştik zaten. Karşı tarafa bilgi verme amacında olan bir metin bu da. Neyden bahsediyor peki burada? Duyu organlarımızdan bahsediyor. Kaç tane olduğundan, bunların neler olduğundan. Bu yüzden de bu metin bilgilendirici metin türüne girmektedir. Evet çocuklar, çok güzel gidiyorsunuz. Hemen bir sonraki etkinliğimize geçelim o zaman. Evet. Bu metnin etkinliğimizin adı Hadi Geçmişe Yolculuk Yapalım. Burada görseller verilmiş. Bunları bir inceleyeceğiz galiba. Okumaya başlıyorum ben. Görsellere bakarak geçmiş zamanda ne için kullanılmış düşünelim. Etkinliği görsellerle eşleştirelim demiş. İlk önce görselleri inceleyelim o zaman. Neler olduğundan bahsedelim. Siz gördünüz mü ondan bahsedelim. Bir numarada verilen görselimiz sizce nedir? Bunu tahmin etmeniz bence biraz zor. Görmüşsünüzdür bilmiyorum da. Yani ben hayatımda bir kere gördüm, öyle söyleyeyim. Ben söylüyorum bunun ne olduğunu. Bu eski zamanlarda kullanılan bir ütü. Evet, size garip gelecek. Nasıl ütü diyeceksiniz buna. Eski zamanda ütüler demirden yapılıyordu. Ve böyle aynı bu şekilde. Biz bir numaradaki görselinizin ne olduğunu yazalım. Unutmamak için. İki numaraya geçelim. İki numarayı muhtemelen görmüşsünüzdür. Buna benzeyen eşyalar vardır evinizde veya yakınınızda. İki numaradaki görsel bir iblik arkadaşlar. İblikler bir sıvıyı veya suyu bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan aletlerdi. Hatta buna benzer
şu anda kullanımda olan sobaların üstünde su kaynaması için konulan bir şey var ya, kap. Onun gibi bir şey diyebiliriz. Hatta o yani. İkinciyi de o zaman biz not alalım. İblik. Üçüncüsüne gelelim. Üçüncü görselimiz. Sizce bu ne? Bunu büyük ihtimal çoğunuz tanımışsınızdır, bilmişsinizdir adını. Çünkü masallarda, çizgi filmlerde, hikayelerde vesaire çok bahsedilen bir alettir bu. Evet, doğru bildiniz. Gaz lambası değil mi bunun adı? Önceki zamanlarda, geçmişte yani, ışığın olmadığı zamanlar etrafı ışıtmak için kullanılan bir aletti. Üçüncüyü de not alalım. Belki bilmeyeniniz vardır diye not alıyorum. Dördüncü resmimize geçelim. Bu ne? Bunu, evet, doğru bildiniz. Bunu büyük ihtimal çoğunuz tahmin edeceksinizdir. Çünkü hala evlerde kullanımda olan evler var yani. Bu bir ev telefonu arkadaşlar. Telefonlar ne işe yarar? İletişimi sağlar değil mi? Dördüncüsünü de yazalım o halde. Telefon yazıyorum direktmen. O zaman etkinliğimize başlayabiliriz. Okumaya başlıyorum ben. Lambaların olmadığı zaman da etrafı aydınlatmak için kullanılan alet hangisidir demiş. Hangisiydi? Bakalım. Evet, 3 numaradaki gaz lambası değil mi? Bir yerden başka bir yere su taşıyabilmek için kullanılan alet hangisidir demiş. Düşünelim. Evet, doğru bildiniz. 2 numaradaki iblik. Kıyafetleri düzleştirmek amacıyla kullanılan alet hangisidir demiş bize. Bu neydi? Hangi aletti peki? Evet, 1 numaradaki ütüydü. Evler arası iletişimi sağlayan elektronik alet hangisidir? Geriye zaten tek bir görselimiz kaldı. O da 4 numaradaki ev telefonuydu değil mi arkadaşlar? Evet, eski zamanlarda kullanılan aletler bunlarla sınırlı da değildi tabii ki. Daha birçok aletimiz var. Ben size birkaçını örnek olarak getirmiştim zaten. Şimdi hadi gelin de diğer etkinliğimize geçelim. Hızımızı kaybetmeyelim. Evet, burada ilk sayfa bir şey verilmiş. Şu şekil gösterebilirim. Yukarıda bir televizyon var. Burada bir spiker var. Spiker bir şeyler söylüyor bize. Ben okuyorum. Başlıyorum o zaman etkinliğimize. Evet sayın seyirciler. Havaların ısınmasıyla ilkbaharın geldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Bahçelerimiz yeşillendi. Çiçekler açtı. Etrafı mis gibi kokular sardı. Şimdi ise sorularımızı yanıtlayalım demiş bize. Burada bir de şiir verilmiş değil mi? Bir de şiirimizi okuyalım biz. Yeşil ilkbahar. Soğuk gitti, kar gitti. Gelen yeşil ilkbahar. Kuru rüzgarlar gitti. Gelen yeşil ilkbahar. Gül gül olup açılan, mis kokular saçılan, şen duygular saçılan, gelen yeşil ilkbahar demiş. Akagündüz tarafından yazılmış, kısaltılarak bize iletilen bu şiirde ilgili bir de sorular verilmiş. Hadi gelin de sorulara geçelim bakalım. Toplam 4 tane sorumuz var. Okuduğunuz metin türlerinden hangi türe girmektedir demiş. Zaten metin türlerinden kaç oldu bahsediyorum değil mi arkadaşlar? Bunun hangi metin türüne girdiğini düşünelim bakalım. İsterseniz metin türlerini bir daha sayayım kaç tane olduğunu hatırlayamayanlar için. 3'e ayrılırdı. Hikayetici metin, bilgilendirici metin ve şiirler olmak üzere. Evet, bu metin hangi türe girer? Cevapları alalım. Evet, şiir. Doğru bildiniz. Bir sonraki soruya geçelim o halde. Şiir hangi mevsimi anlatmaktadır demiş. Okuyorum ben. Soğuk gitti, kar gitti, gelen yeşil ilkbahar. Kuru rüzgarlar gitti, gelen yeşil ilkbahar derken zaten ilkbahardan bahsetmiş. Ve zaten başlıktan da anlaşıldığı üzere ilkbahar mevsiminden bahsetmiş yani bize. Üçüncü soruya geçiyorum. İlkbahar geldiğinde hangi mekanlara gideriz demiş. Bunu biraz düşünelim bakalım, konuşalım. İlkbahar geldiğinde ne gibi değişiklikler oluyordu hayatımızda? Bir kere havalar ısınıyordu değil mi? Evet, ağaçlar yeşilleniyor, çimler çıkıyor, etrafta bir yeşillik sarıyor. Peki başka? Çiçekler mis gibi kokular saçıyordu. Doğru. Peki biz bu mevsimde hangi yerlere gidebiliriz?
Evet, oyun parklarına gidebiliriz. Hava çok ısındıysa eğer denize girebiliriz. Evet, bu şekil yerlere gidebiliriz, değil mi? Dördüncü sorumuza geçelim o zaman biz. Siz de ilkbahar konulu hikaye edici bir metin yazınız. Burada ne verilmişti bize zaten? İlkbahar konulu bir şiir verilmişti. Bizden ise ilkbahar konulu bir hikaye edici bir metin istiyor. Bunu ben size ev ödevi olarak veriyorum. Haftaya kadar yazıp getirin. Şimdi ise diğer etkinliğimize geçebiliriz. Oo, burada bir Afacan Yusuf görüyorum. Etkinliğimizi okumaya başlıyorum o zaman ben. Merhaba, bana Afacan Yusuf derler. Çünkü derslerimi zamanında yapar, öğretmenimin sözünü dinlerim. Bugünkü ödevim ise metin türleriyle ilgili. Aşağıda bir bulmaca var. Başlangıçtan başlayarak çıkış numarasına ulaşana kadar bazı sayılardan geçeceksin. Bunları not alıp sayıların karşısındaki genellerle ilgili şiir yazman isteniyor. Bana yardım eder misin demiş Afacan Yusuf. Peki yardım edelim mi Afacan arkadaşımıza? Hadi o zaman bakalım. Burada bir bulmaca vermiş bize Afacan Yusuf. Peki bizim amacımız neydi? Ne yapmamızı istiyor? Başlangıç noktasından başlayın diyor. Bazı sayılardan geçeceksiniz ve bu sayıların karşıtı olarak kelimeler verilmiş diyor. Ve çıkış numarasından çıkıp geçtiğiniz sayıları not alın diyor. O zaman bir tahtamızı temizleyelim. Not alalım buraya. Hadi o zaman başlayalım. Başlangıç noktasından geçtiğimizde karşımıza ilk çıkan sayı zaten 1. 1'i yazalım. 1'den sonra ben sağa doğru yönelmek istiyorum. Sağa doğru yönelince karşımıza çıkan sayı ise 2. 2'yi de yazalım ve yazdık. 2'den sonra ben yine sağ taraftan yönelmek istiyorum. Sağdan geçtiğimizde karşımıza çıkan sayı 6. 6'dan sonra aşağı doğru bir yol vermiş. 10 numaraya denk geliyor. 10'dan sonra çıkış numarası 11. 10 ve 11'den de geçiyoruz yani böylelikle. Evet. 1, 2, 6, 10 ve 11 sayılarından geçiyoruz. Şimdi bakalım sayıların hangi kelimelere karşı geliyor. Başlangıçtan başladık. İlk başta 1 numara karşımıza çıktı. 1 numara mekan. Sonra ise 2 numaradan geçtik. 2 numara zaman. Zamandan sonra 6 numaraya denk geldik. 6 numara çevremiz. 6'dan sonra 10 şehirler. 11 ise gezmek kelimelerini vermiş bize. Ben tekrar sayıyorum kelimeleri. Mekan, zaman, çevremiz, şehirler ve gezmek kelimelerinden benden bir şiir istiyor. Bunu dersimiz yetmeyecek muhtemelen. Bunu da ben size ev ödevi olarak veriyorum. İsterseniz benim bulduğum, benim gittiğim yoldan gider. Bu kelimelerden şiir yazarsınız. İsterseniz kendiniz başka yoldan gidersiniz. Onlarla ilgili kelimelerden, bulduğunuz kelimelerle ilgili şiir yazarsınız. Bu size kalmış bir şey. Size bırakıyorum. Evet çocuklar, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugünkü dersimizi de sonlandırmış bulunduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.